Herkese merhaba. Yine ben aynı yerde, aynı şekilde. Bir önceki videoda açıklamayı yapmış olmam gerekir. Şimdi size son zamanlarda yapmış olduğum alışverişleri göstereceğim. Aslında çok fazla alışveriş yaptım. Şu anda etrafım çok kalabalık ama hepsi Türkiye'ye hediye olduğu için onları atlıyorum ne yazık ki. Bugün Yoshi ile birlikte birkaç gün önce kendime, önce bundan bahsetmemişimdir umarım, Ben markasına ait bu duş etkisi yaratan spreyi aldım. Bu çok güzel. Şişesi için aldım. Daha önce aynı bu şişede saç ürünü kullanmıştım. Açtım. Yok, açıkmış, kapattım. Şöyle. Kendinizi böyle duş almış gibi hissediyorsunuz. Çok güzel kokuyor. Yalnız bunun kokusu için aldım. Çok hoş bir kokusu var. Ne diyorsun kokusu? Sabun kokusu diyor. Bunu sıktım geçenlerde Yoshi ile evden çıkmadan önce böyle duş aldım bununla. Sonra çok ağır bir kokusu olmadığı için bolca kullanılabiliyor. Sabah kahvaltıya gittik Yoshi ile kafeye. Oturuyoruz Yoshi ile. Bir süre sonra bana erkek parfümü kokmaya başladı. Jean Paul. Ben çok severim Jean Paul kokusunu. Yoshi'ye sordum. Yoshi de çünkü o parfümden kullanıyor. Yoshi dedim, parfüm mü sıktın? Hayır dedi, sıkmadım. Dedim burada erkek parfümü kokuyor bir yerde. Sonra fark ettim ki ben kokuyorum. Bu bir süre sonra benim tenimde erkek parfümü Jean Paul gibi oluyor. Neden bilmiyorum. Jean Paul'u çok sevdiğim için sorun yok ama böyle bir çiçeksi sabun kokusu nasıl Jean Paul'e dönüşüyor anlamış değilim. Ama biraz sonra erkek gibi kokmaya başlayacağım. Bunu çok, yani bunu aldım, bunu satın aldım. Aynı gün bununla birlikte bir tane de saç parfümü aldım. Baby Veil markasına ait, Champagne Rose adında. Bunu da böyle saçınıza sıkıyorsunuz. Sonra merhaba dediğiniz zaman insanlar saçınızı mis gibi kokuyor. Burada tabii sarılma öpüşme yok da sadece uzaktan böyle yapıyorsunuz. Ama çok güzel kokuyor. Çok hoş bir kokusu var. Pudralı bir kokusu. Pudralı bir gül kokusu. Şöyle. Umarım görünüyordur. Sonrasında iki tane gözlük kılıfı aldım kendime. Fosilden gözlükler almıştım biliyorsunuz. Bir tane şöyle. Bunun içerisinde en son almış olduğum gözlük var. Aslında mavi güllü şu burada kendisi de. Bunun aynısından da vardı ama hangi kutuda hangi gözlük olduğunu bulmak zorlaşacak diye farklı almak istedim. Bunu aldım. Bir de bunun pembesini aldım. Böyle. Bunun içerisinde de diğer fosilim var. Leoparlı olan. Şöyle. Gözlük kılıflarını yeni aldım yani. Mutluyum çünkü şu anda bütün gözlüklerim kılıflarında tehlike geçti. Bugün Uniqlo'ya gittik Yeşil'e. Uniqlo'ya. Kendime terlik aldım. Aslında hiç parmak arası terliğe ihtiyacım yok. Ama şöyle lacivert beyaz yazılar var üzerinde, kırmızı. Bu beyaz yazılarda yaz yazıyor. İşte mevsimler yazıyor. Kış, sonbahar. Diğerlerini ben de okuyamıyorum. Hanabi çiçek görmek. Yani bütün mevsimlerle alakalı olaylar yazıyor. Esme'den aldım kendime. Bunu götüreceğim, bavula koyacağım. Hatta şöyle. Bunu götüreceğim yanımda. Sonrasında bir tane gene bu ev şortlarından aldım. X-Large aldım. Şu anda da başka bir modeli var altında. Kısa. Bunların çok güzel bir kumaşı var. Çok hafif böyle. Şöyle tril tril yani. Güllü. Bunu da çok severek aldım. Green Gate markasıyla bir anlaşması varmış. Böyle görünüyor. Bunu çok severek aldım. Sonrasında bir tane Yoshi de kendine aldı. Kısa şort. Şöyle. Açayım mı onunkini? Şöyle. Tam deniz böyle işte şey, garip garip bira var. Dalgalar var. İşte kızarmış balık ve patates yazıyor. Böyle. Bunu da Yoshi aldı kendine. Sonra ben de bir tane erkek şort aldım kendime. Large aldım ben. Şişko olduğum için. Mor. Şöyle. Ay çok tatlı. Yazın en büyük kurtarıcısı bu hafif şortlar. Bir tane de kız kardeşimi aldım. Onu da erkek bölümünden aldım. Gülşah 1.70 ve kilolu olduğu için o da. O da böyle renkli. Denize giderken giysin diye. Umarım çok büyük gelmez. Sonrasında bu çok beğendiğim gömleklerin başka bir desenini aldım. Çünkü o gömleklerle yaşıyorum satın aldığımdan beri. Kareli şöyle
aldım. Ve son olarak 3 tane bluz aldım. Bunlar hepsi böyle kısa kesim, uzun değil de göbek üstü falan olacak herhalde. Şöyle geniş kesim. Bunları bikini üzerine falan diye düşünüyorum. Götüreceğim plajda giymek için. Bunları hep Yoshi beğendi. Çok fazla renk ve desenleri vardı. Şöyle diğeri. Ben görünmüyorum ama kocaman. Bunlar geniş kesim olduğu için large beden olmalarına rağmen kocamanlar. Ve son olarak da kolsuz bir tane askılı. Şöyle. Umarım görünüyordur. Bunları aldım bugün az önce. Sonrasında The Face Shop'a gittim. The Face Shop'tan 4 tane maske aldım. Bunları hediye edeceğim. Real Nature Risk Matte Red Jeans, kırmızı cinsenmiş. Bunlar benim değil, ben kullanmayacağım. Yok, şu narlı tane. Ve 2 tane de raspberry'li, öğütlenli. Dediğim gibi bunlar hediye. 3 tane de şöyle set aldım. Bunlar yeşil çaylı vücut seti. Bir tane vücut losyonu. Yeşil çaylı. Bir tane jel el kremi. Jel formüllü. Bir tane de vücut şampuanı. The Face Shop'tan. Ben de bu seriyi daha önce kullanmadığım için bir tane kendime. Şöyle. Bir tanesini kendime aldım. İki tanesini hediye aldım. Bu videoyu izleyenlerden 2 kişi bu hediyelerini belki şu anda aldılar bile, bilemiyorum. Belki umarım yollamışımdır. Ya da daha yollamamış da olabilirim. Bugün bunları aldım. Aslında daha çok var ama dediğim gibi şu an ortalık görmeniz lazım. Çok çok dağınık, bomba patlamış gibi her yer. Bu kadar. Ben hala Türkiye'deyim sanırım. Dolayısıyla umarım iyi vakit geçiriyorumdur. Umarım siz de bu videoyu izleyince iyi vakit geçirmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.